Merhabalar Orhan Hocam. Merhabalar Alpciğim. Orhan Hocam, bugün bize hangi güzel yemeği yapacaksınız? Bugün size et yapacağım, dana eti. Ama en sağlıklı yerlerini özellikle seçiyoruz bunu. Bunu tavuk etiyle de yapabilirsiniz, hindi etiyle de yapabilirsiniz. Et fajiti olarak geçiyor bu. Yani sonuçta biber ve soğan kullanıyoruz. İsterseniz sarımsak da kullanabilirsiniz fazlasıyla. İsterseniz hemen başlayalım hatta. Bir yandan da ben size mevzuları anlatayım. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var. Etin bir sürü bölümü var. Bugün hem bunlardan bahsedebileyim size, hem de bir yandan hazırlığımızı yapalım. Şimdi en sağlıklı bölümleri biz genellikle yağsız olan bölümleri seçeriz. Ve genellikle fiyatları buraların genellikle daha uygun olur. Özellikle hani sporcu arkadaşlarımızın anlayacağı dilde söyleyeceğim. Bacaklarımızın dış kısmı, ön dış kısmı, yani vastus lateraller, işte dananın o kısımları oldukça yağsızdır. Oralardan tranş noir, ondan sonra şey çıkar. Böyle sağlıklı etler çıkar. Ondan sonra yumurtalık olarak da geçer oralar diye biliyorum ben. Ön kol yumurtalığı, arka kol yumurtalığı falan diye. Şimdi burada önemli olan bunu çok ince ince doğramak. Çünkü bir yandan da ocağın altını bir kontrol edelim. Evet. Bir yandan ısınması gerekiyor. Önceden soğanları güzel güzel doğrayacağız. Ne kadar ince olursa o kadar iyi olurlar. Çünkü aromasını böylelikle daha iyi verecektir. Etle beraber karıştığı zaman da biliyorsunuz soğan etin vazgeçilmezidir. Özellikle sarımsak da çoktur ama işte ben bu sefer sarımsak kullanmayacağım özellikle. Hani soğanın ve biberin aromasını almasını isteyeceğim. Şimdi bu soğana şöyle vurduğunuz zaman tel tel çıkar bunlar. Orada kullanacağı bir şekilde. Evet, her zaman seviyorum işte, söylüyorum bunu. Özellikle kırmızı biberi çok ince ince doğrayacağım bunu. Ne kadar ince yaparsanız aromasını, suyunu o kadar çok güzel bırakacaktır. Evet arkadaşlar, güzelce bunları doğruyoruz, ince ince doğruyoruz. Ondan sonra ilk önce bunları pişirmekle başlıyoruz. İsterseniz ocağın başına geçelim, bunları güzelce bir pişirmeye başlayalım. Daha sonradan da et üzerine atacağız. Belli bir sürelerini beraber söyleyerek güzel bir pişirme gideceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi güzelce doğradıklarımızı her zaman söylediğimiz gibi boca yapıyoruz. Burada bu işin can alıcı noktası soğanı. Bunu iyice açmak gerekiyor. Ben sanıyorum piyazlık doğramada diyorlar. İşte hemen suyunu salmaması için ne yapıyoruz? Taktiğimiz neydi? Hemen kapağını kapatıyoruz. Şimdi iyice yaydıktan sonra kapağını güzelce kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde yaklaşık olarak bir 3 dakika kadar pişmesini bekliyoruz. Ondan sonra etine geçeceğiz. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Burada kesinlikle yağ kullanmadık. Aynen. Bir teflon tava da yapabiliriz hocam. Yapılır ama o zaman şey istiyor işte, yağ istiyor. Çok az bir yağ kullanmakta sorun olur mu? Olmayacaktır aslında.
Ama biz yine de yağsız pişirmeyi her zaman öneriyoruz. Şimdi burada işin sırrı artık pişmiş olan sebzeyi bir şekilde etin üzerine koymakta. Bu da bu işin sanatı olsun. Şimdi alt tarafta et suyu çıkacak. Komple yukarıya verecek. Ben böylelikle yapmış olduğunuz sebzeyi yağsız kavurduğunuz için ne olmayacak? Daha ekstra olarak pişmemiş olacak. Şimdi bu komple suyunu da verecek. Suyunu verdikten sonra da siz panayı da seyredin şimdi. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3 dakika kadar hiç dokunmayacağız buna. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci round. İkinci roundda ne yapacağız? Etin suyuna bir şekilde üzerindeki sebzenin karışması için bunları güzel bir yana atacağız. Evet, biraz hüner istiyor. Ondan sonra sinirli bölge olduğu için bunu her zaman ortadan böyle bir kavis alır. Zaten göreceksiniz şimdi. Evet. Şimdi bunu da diğer tarafa güzelce çevirdik miydi? Evet. 10 numara oldu şimdi. Şimdi yeterince yan taraftaki arkadaşlarımız yeterince etin suyuyla soslandılar, aromasını aldılar. Şimdi tekrar onları etin üzerine koyuyoruz. Çünkü onların tavada çok pişmemesi gerekiyor şu saatten sonra. Evet, şöyle güzelce üzerine alalım. Çünkü dışarıda kalanlar muhtemelen yanacaktır. Evet, yağsız bir şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi işin esas bundan sonraki kısmını iyi seyredin. Yaklaşık 1 dakika kadar daha pişecek buraları. Evet arkadaşlar, tam bu noktada içeri girmemiz gerekiyor. Şimdi işin sırrı şu. Üzerindeki sebzeleri ikinci tarafın vermiş olduğu et suyu tarafına atıyoruz. Komple burada bir ıslanıyor bunlar. Başlangıçta iyice susuz kalmışlardı. Şimdi altını tamamen arkadaşımızın kapatıyoruz. Ve piştikten sonra sadece ortasına şöyle küçük bir tereyağı parçası bırakıyorum. Şu anda pişmiş olan arkadaşın diğer tarafında hiçbir şekilde yakmadan gayet sağlıklı bir şekilde bırakıyorum. Bu arkadaşı da üzerine kapatıyorum. 1 dakika sonra bu servise hazır. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Şimdi servis yaparken buna küçük bir inceliği vardır. Yerken daha rahat yensin diye mutlaka güzel bir şekilde dilimlenmesi iyidir. Tereyağı güzel aromasını aldı. Bunun güzel bir şekilde şimdi. Evet. Bununla beraber güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar, etlerimizi güzel bir şekilde hazırladık. Şimdi bu bütün aromasını içerisine almış bir şekilde. Bunun üzerine güzelce bir tuzumuzu koyacağız. Ve işte en önemlisi et suyu ve bütün arkadaşlarımızı önce bir suyla beraber güzelce bir tabağın alt kısmına döşeyeceğiz. Hafif ortasını boşluk bıraktıktan sonra bu kardeşlerimizi de güzelce bir içerisine alacağız. Şimdi bunları şöyle bir kaldıralım. Evet Alpçim, yemeğimiz hazır. Et fajita. Gayet lezzetli. Ellerinize sağlık Orhan Hocam. Afiyet olsun arkadaşlar.